Evet, caddeden geçerken abim dedi ki pandemi hakkında konuşmak istiyorum. Elbette dedik. Hayırlı buyur. Yayınlar diliyorum sizlere. Ben Ordu ilinin Fasra ilçesinden Yüksel Çetin. Kendim halk lakap olarak Yunus derler bana, saz çalıyorum. Gönül adamıyım. Gönüllere pandemi döneminde su serpmeye çalışıyorum. Onlara moral vermeye çalışıyorum bir nebze. Şimdi pandemiye bir vatandaş olarak ben kesinlikle inanmadım. İnanmak da istemiyorum. İnanan insanlara da üzülüyorum. Çünkü bizi yöneten zihniyet büyük bir savaşın içerisine girdi bu hastalığı insanlara inandırmak için. Öyle şeyler yaptılar ki Allah'ın mabet yerlerini yalan konuşup insanlara enjekte etmeye çalıştılar. Ben bir vatandaş olarak üzülüyorum. İnsanlar artık bir şeylere inanmak zorunda. Caminin şeyinde yalanın yeri yoktur. Allah kutsal bir mekandır. 1,5 seneden beri toplumun her kalabalık topluma girdim. Eğer gerçekten böyle bir şey olsaydı hasta ben olurdum. Babam 106 sene yaşadı, öldü. O da pandemiden gitmedi. Yani bunun bir mantıksal açıklaması yok. Artık insanların yakasını bıraksınlar. İnsanların ölümü üzerinden siyaset yapmasınlar. Artık bu ülkenin insanı bu zihniyeti taşıyan insanlardan çok rahatsız. Artık diyoruz yani bir vatandaş olarak nefes alalım. Yani artık nefes alma özgürlüğümüzü vatandaşa bırakın da versinler. Yani biz maskeyi takıyorsak yasalara saygılı olduğumuzdan takıyoruz. Devletimize saygılı olduğumuzdan takıyoruz. Ama bir yere kadar bu. İnsanların ekonomik olarak zaten insanları öldürüyorlar. Psikolojik olarak öldürüyorlar. Çeşit çeşit hastalıklar yani doğabilir yani bu pandemi sonrasında yani. Biteceğini de düşünen bir zihniyet olmadığını düşünüyorum. Bunun başını çeken Amerika, İngiltere, Çin, Rusya, ülkemizin önünü kesmek için büyük bir siyasi operasyon içerisine girdiler. Çünkü neden derseniz Avrupa'nın, Amerika'nın, Çin'in, işte Rusya'nın büyük bir bölümü yaşlı olduğu için yaşlı kesimi öldürüp kendilerinin rahat yönetebileceği bir toplum meydana getirmeye çalışıyorlar. Oysa Türkiye genç bir nüfusa sahip olduğu için Türkiye bu uygulamayı kesinlikle hak etmedi. Böyle bir şeyin içine düştüğümüz için bir vatandaş olarak üzülüyorum. Bu ülkemin önünü kesmesinler. Bir de gençlerin önünü keserek eğitimsizleştirip, kültürsüzleştirip, onların geleceğini karaltıp, bu ülkenin yani geleceğiyle oynamak çok yanlış bir düşünce. Bir vatandaş olarak öyle düşünüyorum. 4 çocuk babasıyım. Bütün emeğimi insana, çocuklarıma yatırdım. Yani insana yatırdım. Benim için en büyük emek insana yatırılan emektir. Yani insanı insan yap ki devlet payidar olsun, güçlü olsun. Burada yani erdemli insandan bahsediyorum. Birbirini anlayan, birbirini seven, birbirini sayan, farklı kültürleri beraberinde yaşayan insandan bahsediyorum. Bu ülkenin erdemli insanlara ihtiyacı var. Yani ülkenin geleceğini karaltıp gençlere önem vermezseniz, yani genci olmayan bir ülkenin geleceği olmaz. Kesinlikle böyle düşünüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet etti. Biz gençleri yetiştirmezsek, önünü kesersek, bilgisizleştirirsek, eğitimsizleştirirsek, kültürden uzak tutarsak bu gençler bu ülkeyi, bu vatanı kurtaramaz. Bu bayrağımızı kurtaramaz. O yüzden biz onurlu bir milletin evlatlarıyız. Onurlu yaşamak istiyoruz bu ülkede. Her düşünceye ne olursa olsun birbirimizin düşüncesine saygı duyup bu ülkemin güzel düşünceler etrafında projeler üretip dünyayı kendine dıkkıyla baktıracak bir millet haline getirmenin yolu eğitimden geçiyor. Gençlerin eğitim almasından geçiyor. O yüzden herkes aslına nesline sahip çıksın. Biz bu hastalığın artık şey yapmasından vatandaş olarak çok bıktık. Zaten şurada anlıyor musun? Bak ben burada bir vatandaş olarak çocuğumu okutuyorum. 2 tane kız çocuğumu saat çalıyorum. Onlara haçlık veriyorum. Saat 9'a kadar burada emek harcıyorum. Çünkü benim orada harcadığım emek kutsal. Çünkü o çocukların benim
Bir tanesi mühendis yaptım, bir tane doktor yaptım. Sağlık sektöründe okuyor. Bir tane de işletme İngilizce öğretmeni yapacağım. Yani bunları annesiz yetiştirdim. Çünkü bu ülkede cahil insan görmek istemiyorum. Yani bir vatandaş olarak üzülüyorum. O yüzden bu gibi düşünen insanlara da artık şapkalarını önüne eğilip herkes aslına nesline sahip olsun. Eğer modern bir ülke olmak istiyorsak, modern bir ülkede modern kültürleri yarıştırarak, paylaşarak, dayanışarak bu ülkeye hizmet etmeye çalışalım. İnsanları susturmakla bir araya gelemeyiz yani. Susan bir toplum sar şeytana benzer. Susan toplumdan bir şey olmaz. Bu ülkede artık düşünce üretelim, fikir üretelim, proje üretelim, gelişelim, değişelim. Yani 2000 milenyum çağında yaşıyoruz. O yüzden insanları susturarak bu ülkeyi kurtaracağımıza bir vatandaş olarak inanmıyorum. Biz Osmanlı İmparatorluğu'nun torunuyuz. O gücü, o kudreti küllerimizden doğduk. Dünyaya hükmetmiş bir milletiz. Neden böyle bir şeyin çöküşünü hazırlıyoruz? Bunu ben bir vatandaş olarak hazmedemiyorum. Bırakın da insanlar farklı da düşünse birbirine saygı duysun, birbirini sevsin, saysın. Yani düşüncelerimizi ülkenin çıkarları doğrultusunda bir araya getirelim, yarıştıralım. Bir olalım diyorum. Pir olalım, diri olalım, ir olalım, dünyaya hükmedelim diyorum. Teşekkür ederim efendim.